Merhaba arkadaşlar, Teknofelaket kanalına hoş geldiniz. Yine birçok görevi tamamlayarak birçok paket biriktirdik. Hızlıca mağazaya gidiyoruz ve bu paketleri hızlıca açıyoruz. Bakalım iyi bir şey gelecek mi? Avustralya stadyum temasını hızlıca sattım. Premium altın paketi satılık oyuncularla geliyor. Evet, kaleci Şimael geldi. 82'lik. Fenerbahçe'den King geldi. Kopya'ya. Şimael Kopya'ya. Bunları hemen satışa koydum. Premium altın oyuncu paketi açıyorum yine. Satılabilen öğeleri öncelikle açıyorum. Traore geldi. Ve o da 80'lik. O da kopya. Var mı başka satılabilen öğe? Bir bakalım. Hatta şuradan ön izleme paketi bir açayım. Bazen güzel bir şey çıkabiliyor arkadaşlar. Mutlaka her zaman açın. Mesela bu iyi bir oyuncu değil. Ama haftanın takımı geldiği zaman sadece haftanın takımı oyuncusu zaten 10.000 ediyor. Minimum. Evet. Burada artık satılabilen oyuncu paketi yok. O yüzden en düşükten açmaya başlıyorum. Kopya'ya gelmemesini istiyoruz tabii ki. Kalanları kadroya katabilirim. Ve ilk kopya'ya geldi. En azından kadrodaki satılabiliyormuş. Bu açıdan şanslıyım. Altın paketi açalım arkadaşlar. En son 83'e 10 oyuncu paketi açacağım. Ugarto geldi 77'lik. Ugarto da mı? Kopyaymış ya. Allah Allah. Bu satılamıyor. O yüzden bunu hızlıca erittik. Premium altın oyuncu paketi açıyoruz arkadaşlar. Bakalım iyi bir şey gelecek mi? Kaleci De Gea geldi 87'lik. Elimde var mıydı? Hiçbir fikrim yok. Varmış. Varmış. Kaleci De Gea. Gerard Moreno. Hızlıca kadro kurma görevinde harcayacağım bunları arkadaşlar. Üçe 10 oyuncu yükseltmesi paketinde 3 tane 86 üstü oyuncu istiyor. Yok, 85 üstüymüş. Bir tanesi şu az önceki kopya öğelerden Gerard Moreno olur. Bir de buralardan birini buluruz nasıl olsa. Jorginho'yu da koyduk mu? Burası tamam. Gonzalez vardı. Şimdi çok düşük oyuncularda kullanmak istemiyorum. Yanlış yaptık bu arada. Altyazı M.K.
Burası biraz düşük gelecek arkadaşlar. İlk etapta sadece şimdilik tamamlıyorum. Sonrasında en düşük oyuncuları bir artık yükselterek eksiği tamamlayacağım ve kadroyu satışa göndereceğim. Şöyle bir bakalım. Haftanın oyuncusu yok tabii ki en önemlisi. En düşük kim var? Şunu haftanın oyuncusuna çevireyim. Satılamayan haftanın oyuncuları tabii bunlar. Şöyle yaptım. Takımın kimyası şu an 83 ama bana 84 lazım. Şunu kaldırdım, şunu kaldırdım. Satılamayan altınlardan bakalım. Bunlar zaten kiralık. Dağılım çok yanlış. Şimdi mesela bunu koysam 84 ediyor. 85'lik bir adam koyduğum zaman bizi kurtarıyor. Peki 83'lük bir adam bence bizi yine kurtarıyor. Şunu koyalım. Evet, gönderiyorum. Hızlıca gönderdim. Bir tane daha 83'e 10 oyuncu paketi aldım. Muhtemelen bir tanesini açabilirim. Çünkü diğeri de kopya öğeler çok gelir. Şimdi bunu aç dediğim zaman bekleyen kopya öğelerim var diyor. Bunları kadroya gönderiyorum. Bu üçünü de hızlıca sattık. Küçük nadir altın oyuncu paketini açıyoruz arkadaşlar. Bazen bunlardan da güzel oyuncular gelebiliyor. Mesela 83'lük Bavyan kötü değil. Kadro kurma görevlerinde kullanabiliyoruz bunu. Yani bir tek Fabian varmış. Kalanın hepsi kopya ya. Mecburen bunları da hızlıca satıyorum. Şu an videoyu daha fazla uzatmak da istemedim. İki nadir altın oyuncu paketi. Az önce vermiştik. Kaleci Şimal tekrar geliyor. Yanında Ruben Neves'le birlikte. İkisi de 83'lük. Küçük Elektrum oyuncu paketi. Gümüş bir oyuncuyla açıyoruz kapımızı. Ramirez. Hepsini kadroya katıyorum. Şimdi 10 tane 83 artı oyuncu paketi altın öğeler içeriyor. Kaleci Navas geldi 88'lik oldukça güzel. İtalya diyorum. Fransa kadrom yok. Ama olsa kullanılabilecek öğeler. Mendy geldi. Rice var. Lemar. Zapata. Oo, 88'de kimi gördüm ben ya? Fabian'ı hızlıca bir gönderelim. Ben 88'de kadroda kimi gördüm? Bir tane daha 13 83'lük paket açıyorum. Bu kez Trump geldi 86'lık. Beş Pogba, Eden Hazard, De Vrij, Tielemans, Robert Firmino. Bunları hızlıca kadroya katıyorum. Bunlar da kopya öğeler ama hepsi satılamayan öğeler. Ben sadece şimdi kadromdan şu 88'lik gözümden kim kaçtı bir ona bakacağım. Yani yanlış görmediysem SLB'ydi ama
Ne yapalım? SLB olarak bir bakalım önce. Evet, Jordi Alba doğru görmüş. Jordi Alba gelmiş. İspanya kadrosu kurmaya yaklaşıyoruz. Hatta şöyle yapayım arkadaşlar. Şöyle. Kadro kurucu diyorum. Hiç fark etmez bu. Ama kadro kur değil ya, kadro. Şuradan. Seçici diyorum. Yenisini oluşturmuyor. Elimdekini değiştirecek. Buradan İspanya'yı seçeceğim. Kadro kurucu hiçbir değişiklik yapmadı. Çünkü buradan yapılmıyor bu da. Muhtemelen elimizdeki şey bitti. Şunu bir silelim mesela. Evet, yeni kadro oluştur. Şimdi geldi arkadaşlar. Kadro kurucuyu kullan. İspanya dedim. Kullanıyorduk sanırım. Kadroyu kur diyelim. Bakalım kimler geliyor, kimler gelmiyor. Bir bakalım. Jordi Alba var. Sergio Busquets var. Sergio Busquets. Paul Torres. Marquez zaten kiralık gidecek. Ama bu tarafta Jugain var. Ha, bunun burada oynadığını bilmiyordum bak. Reiner. Moreno. Şimdi SLB'de bu da zaten kiralıkmış. 86'lık David Alaba var. Clivert yedek ama zaten kiralık gidecek. Şöyle düşündüğümüz zaman kadromuz oldukça iyi bence. Şu kanada bir takviye gerekecek. O da zamanla yapılabilir. Normalde benim İspanya kadrom yok. Ama yavaş yavaş oluşturabiliriz bu elimizdeki yüksek oyuncuları satmazsak. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.